şeyin beyazın tamamı. Al beyaz, acele. Yok, değişti. Değişti. Biraz daha geri gitti. Hadi al beyaz acele. Sayın Meclis Başkanım, çok değerli idareci ve öğretmen arkadaşlarım ve sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden değil, Türkiye'den, Litvanya'dan, Finlandiya'dan, Kırgızistan'dan, Makedonya'dan, Polonya'dan, Rusya'dan gelen sevgili çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Büyük Önder Atatürk'ün çıktığı yolda yaptığı devrimlerle bu güzel ve anlamlı günü sadece Türk çocuklarına değil, aslında dünya çocuklarına da armağan ederek açtığı bir çığırdır 23 Nisan. İşte böylesi bir günü, böylesi bir etkinliği çok daha iyi özümsemek gerekiyor. Büyük Önder Atatürk'ü daha iyi anlamak, onun ilke ve devrimlerini her anlamda yaşamak, yaşatmak hepimize düşen görev. Ve en önemli ilkesi bize göre, yurtta barış, dünyada barış. Bu doğrultuda, bu anlamlı günde dünyanın farklı farklı ülkelerinden gelen sevgili çocuklar, burada bizim çocuklarımızla, aslında hepiniz bizim çocuğumuz, hepiniz dünya çocuğusunuz. Şimdi bu doğrultuda bu kaynaşacağınız, karışacağınız etkinliklerle inanıyorum ki çok daha güzel ve anlamlı dostluklar edineceksiniz ve geri ülkelerinize döndüğünüzde burada geçireceğiniz süre içerisinde edineceğiniz kalıcı, önemli ve duygular ve izler oralara taşınacak ve bu dostluklar ebedileşecek. Belki ileride burada tanışacağınız kardeşlerinizle görüşmeye devam edeceksiniz ve el ele, omuz omuza daha mutlu bir dünya, daha barışçıl bir dünya, daha aydınlık bir dünya için hep birlikte omuz omuza mücadele edeceksiniz. Bugün maalesef dünyanın farklı coğrafyalarında hala daha açlık, yoksulluk çeken kardeşleriniz var. Hala daha çatışmalarda canını yitiren kardeşleriniz var. Bu bizleri kahrediyor. Bu nedenle kendi ülkemizde de bir an önce kalıcı barışa özlerken yanı başımızdaki coğrafyada da dünyanın neresinde olursa olsun bütün coğrafyalarda da kalıcı barış istiyoruz. Bu nedenle Büyük Önder Atatürk'ün yurtta barış, cihanda barış ilkesi bizim için son derece önemli ve anlamlıdır. Bu duygularla bu anlamlı günü bizlerle paylaşan tüm yurt dışından farklı ülkelerden gelen çocuklarımıza hepiniz bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve burada geçireceğiniz günler içerisinde birbirinize daha sıkı sarılıp kenetlenmeniz ve gerçek anlamda barışı yaşayıp
geleceği doğru şekillendirmeniz dileğiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyor, sağlıklı, mutlu, aydınlık yarınlar diliyorum. Sevgili çocuklar, değerli öğretmenlerimiz, bu önemli bir gün vesilesiyle ülkemizde bulunmanızdan dolayı ve aynı zamanda Cumhuriyet Meclisimizde bulunmanızdan dolayı bizler çok mutluyuz. Dünyanın değişik ülkelerinden bugün ülkemizi ziyaret eden siz sevgili çocuklar, sahip olduğunuz kültürel değerlerinizi, etkinliklerinizi bizim çocuklarımızla birlikte ülkemizde 23 Nisan Çocuk Festivali çerçevesinde paylaşıyor olmanız, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde çok önemli bir olgudur. 99. yılını kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ı Ulu Önder Atatürk hepimize çocuk bayramı olarak kutlamak amacıyla armağan etmiştir. Yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle bu kadar yıldır bizler de aynen sizler gibi dünyadaki bütün insanlar gibi dünyamızın çok daha güzel barış içerisinde, huzur içerisinde, güvenlik içerisinde yaşayabilmesi için ve gelecek nesillere daha temiz, daha güzel bir dünya bırakabilmek için canla başla çalışmaktayız. Sizler sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin de hem kültürel değerlerini barış içinde, uzlaşı içinde dünya insanları olarak hepimizi, dünyamızı çok daha iyi koşullara götüreceksiniz. Bugün inanıyorum ki bizlere sunacağınız gösteriler aynı zamanda kendi ülkenizin kültürel özelliklerini de taşımaktadır. Ve çocuklar olarak kültür, barış, huzur içinde yaşamanın bir kez daha önemini bugün hep birlikte yaşamış olacağız. Bugünkü paylaşım aslında gelecekte de sizler aracılığıyla dünyamızı çok daha barışçıl koşullara taşıyabilmenin önemli bir adımı olacaktır. ...23 Nisan Çocuk Bayramınızı kutlarken önemli bir vurguyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan iklim değişikliklerinin dünyamızı olumsuz etkilediğini hepimiz biliyoruz. Ve biz yöneticiler siz çocuklarımıza çok daha temiz bir gelecek sağlayabilmek için her türlü koşulda bu olumsuzluklarla bugünden uğraşıp gelecek nesillere, yani sizlere çok daha temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bu çerçevede bu çocuk festivalinin, kültürel etkinliklerin, dünyanın değişik ülkelerinden gelen siz sevgili çocuklarımızın bugün sunacağı bu kültürel etkinliklerin sadece ülkemize değil bütün dünyaya, başta geldiğiniz ülkeler ve diğer ülkelerimize, neticede bütün dünyaya olmak üzere bir çağrı olmasını diliyorum. Bu çağrımız da daha temiz bir dünya için iklim koşullarından olumsuz etkilenen dünyamızı bu olumsuzluklardan arındırmak için
dünya insanları olarak, çocuklar olarak, büyükler olarak ve yöneticiler olarak hep birlikte, hep beraber çalışarak geleceğimizi, yani sizlerin, gelecek nesillerin çok daha iyi koşullarda, daha temiz bir dünyada yaşayabilmesini sağlamak için el ele verelim, çalışalım, birlikte uğraşalım ve daha güzel bir dünya birlikte yaratalım. Hepimiz için, tüm insanlık için. Bu çocuk bayramında ülkemizde olduğunuz için hepinize teşekkür ederim ve çocuk bayramınızı canı gönülden kutlarım. Hepimize iyi eğlenceler dilerim. Thank you.
Thank you.